Değerli teşkilat mensuplarımız, sevgili misafirler, öncelikle Beyendik Belediyesi, Belediye Başkanlığı aday adaylığı açıklamasına, Sayın Nurhan Üstü Başkanımızın açıklamasına hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Sevgili arkadaşlar, yaklaşık 10 yıldır belediye başkanlığımızı yapan, Beyendik'te belediye başkanlığımızı yapan ve o anlamda AK Parti'nin AK yüzü olan, AK Parti'nin gerçek belediyeciliğini bölgeye tanıtan, hizmetleriyle, yaptığı çalışmalarla, genel merkezimizle ve Ankara ile olan sıkı diyalogları sayesinde büyük yatırımları bölgeye aktaran Sayın Nurhan Başkanımızın aday adaylığı açıklamasında teşkilatımız adına onur ve gurur duyduk. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz başkanım. Tabi uzun bir süreç, 10 yıllar değil, uzun bir dönem gerçekten, 10 yıl hizmet etmiş. Siyasette daha önce ifade ettiğimiz gibi gerçekten cesur insanların ailesini ve işini bir kenara bırakarak yapılması gereken bir meslek ve iş. O anlamda da milleti siyasetin merkezinde tutarak millete hizmet etme gayesiyle, millete hizmet etme inancıyla bu yola çıkan tüm arkadaşlarımıza huzurlu söz veriyorum. Saygıdeğer ilçe başkanı, ilçe teşkilatımızın değerli üyeleri, belediye başkanı aday adayımız, ilgilenen ilçe üyesi aday adaylarımız, değerli AK Partililer, bugün de beni yalnız bıraktığınız için hepinize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. 10 yıldır bu görevin başındayız. 2004'te nasıl heyecanlıysak bugün de aynı heyecanı yaşıyoruz. Millete hizmet etmek gönül işi, yürek işi, tabii heyecan işi. Biz de 10 yılda millete ne söz verdik hepsini bir yerine getirdik. Hatta birçok verdiğimiz sözler içinde yaptığımız hizmetlerin birçoğu yoktu. Tabii bunlar günler geliştikçe gelişen olaylar. İşte bir Tokyo olayı yoktu, Saral olayı yoktu, Anadolu Öğretmen Lisesi sözümüz yoktu ama bunların hepsi gerçekleşti. Çok koşturduk, çok gezdik. Hatta ikinci dönem aday olurken dediler ki bu başkan yerinde yüz durmuyor, çok geziyor. Biz de dedik ki gezen tilki yatan aslandan iyidir. Gezeceğiz, daha çok gezeceğiz. Oy verirsen daha çok gezeceğiz dedik ve gezmeye devam ediyoruz. Bu koltuktan hiçbir zaman güç almadık. Hep o koltuğa güç verdik. Onun için insana hep içinde olduk. Birbiri hep beğendiler, daha ne güzel projeler getirdik. Onun heyecanını yaşadık. Tabii geçen dönem aday olmayacağımı söyledim. Ondan sonra bir defalarca aday olmayacağımı söyledim. Neden? Dedim ki genç arkadaşımızı önünü açalım. Başkaları aday olsun. 10 yıl az bir süre değil. Ama baktık ki bu göreve atananlar, bu verenler, hizmete aday olanlar tek başına karar veremiyor. Bu yola kimle çıktıysan arkadaşlar dediler ki bu yola devam edeceksin. O baskılara işte en son haftaya kadar kararımız aday olmayı yönündeydi. Geçen hafta için teşkilatımız geldi. O baskılara dayanamayıp tekrar aday olduk. İnşallah yine başka adaylar yine olabilir. Partimizin Türk adayı herkes açık. Yani ona en iyi şekilde teşkilatımızı değerlendirecektir. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Beğendik için, Keşan için. İşte başkanım da Keşan adayımız. İnşallah Keşan'a da almak lazım bu dönem. Beğendik'te millet gördü, bölge gördü. Beğendik'e gelen hizmetleri gördü. Eğer 2000 nüfusun üzerinde o hizmetler geliyorsa 50-55 bin nüfusu bir Keşan'a daha ne hizmetlerin geleceğini